Bu akşam sizlerle Zor Bir Ailede Büyümek adlı kitabın ilk tahlilini yapacağız. Niçin ilk? Çünkü ikinci bölümünü haftaya yapacağız arkadaşlar. Bugün ikinci kısma kadar, kitabın ikinci kısmına kadar tahlilini yapıp, yani hayatınızı geri kazanmanın yolları kısmına kadar tahlilini yapıp, haftaya da en son bölümü yapıp kitap bitireceğiz. Bu kitabı bitirdikten sonra sıradaki kitabımız Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız arkadaşlar. Bu kitaptan sonra bunu okuyacağız. Diğer kitaplar ağır olmasın diye bunu veriyorum. Sonra bundan sonra yine ağır kitapları okumaya devam edeceğiz. Bunu söyleyeyim en başta. Hocam, Efendim. iyi akşamlar. Kitabın fiyatını inanılmaz arttırmışlar. Geçen alayım dedim de, bu herhalde dizilerden mi kaynaklanıyor, neyden kaynaklanıyorsa bu Gülseren Budayıcı'nın kitapları inanılmaz artmış yani. Evet, insan memur olunca, öğretmen olunca arkadaşlar parayı pulu daha çok düşünüyor. Gördüğünüz gibi. Evet, ben de şu an üstüne baktım. Ben genelde öğrenciyi korkutarak kitapları kendime aldığım için para vermiyorum ama cidden pahalıymış. Evet, maaşınız varken kitap alın arkadaşlar. Kitaba verdiğiniz paraya acımayın. Bunu söyleyelim. Betül Doğan bu konuda rahat. Niye? Çünkü kocası da çalışıyor. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar, Zor Bir Ailede Büyümek. Toksik, yani zehirli anne babaları anlatıyor bu kitap. Her ne kadar Amerikan kültürü çerçevesinde anlatsa da içinde aha benim annem, aha benim babamın huyları diyebileceğimiz çok şey var, çok örnek var. Arkadaşlarımız birazdan sizlere anlatacaklar. Bizim kültürümüzde bildiğiniz gibi aile kutsaldır. Anne baba kutsaldır. Ancak bazen anne babalar çoban olduklarını unutabilirler arkadaşlar. Ya da çobanlık algıları farklı olabilir. Çoban olduğunu unuttuğunda, çobanlık algıları farklı olduğunda anne babaların onları dinen veya kültürel olarak kutsal gören kısım şeytani kısma evrilebiliyor. Yani kutsal olan anne baba birden şeytani anne babaya dönebiliyor arkadaşlar. Şayet anne baba kendilerinin çoban olduklarını unuttuklarında. Nasıl oluyor bu? Bazen bunu bilerek yapıyorlar, bazen bilmeyerek yapıyorlar, farkında olmadan yapıyorlar. Türkiye'de birçok örneği var. Bu öğretmen olanlar kendi öğrencilerinden bunu görebilirler. İleride bizim öğrencilerimiz öğretmen olduğunda bunu fark edeceklerdir bir sınıfa girdiklerinde. Bazı öğrencilerin tuhaf davranışlarını. Mesela derste bazen bu ilahiyatta olur. Bazı öğrencilerimiz vardır. Kız öğrencilere karşı son derece şedittirler bunlar. Ve bunu din adına ve mahremiyet adına yaparlar. Aslında bazen onlara kızarım. Burada öğrenciler bilirler. Arkadaşlar kendinizi ele vermeyin diye. Niçin bunu söylerim? Çünkü bu şunu söyler bize. Babasının annesine davrandığı gibi o erkek de kız öğrencilere davranıyordur arkadaşlar. Genelde bu böyledir. Yani evde adam yerine konulmayan bir annem, itilip kakılan bir annem, sen sus, kadın aklına karışma, geri zekalı muamelesi gören bir annem ve buna devamlı şahit olan bir erkek çocuk için ileride kadın figürü arkadaşlar babasının bu ayıplayıcı ve aşağılayıcı kelimeleriyle ne yapıyor? Bağdaşıyor arkadaşlar. Yani farkında olmadan babası öyle yaptığında babasına içinden kızıyor. Hatta nefret de ediyor ama gün geliyor o kızdığı, nefret ettiği babası gibi kendisi kadına davranıyor arkadaşlar. İşte bu toksik babaya bir örnek. Toksik, zehirli ebeveynlere bir örnek arkadaşlar. Bunun yanında bizim kültürümüzde yine
anne babaların çocukla çok fazla dertleştiğini görürüz. Yani anne baba sağa sola anlatamaz bazen derdini. Ne yapar? İlkokul çağındaki çocuğunu anlatır. İşte baban şöyle, annen şöyle, babanın ailesi bana öyle yaptı, beni ezdi, şöyle yaptı falan filan. Aslında anne veya baba bunu çaresizliğinden anlatıyordur. Ancak farkında olmadan çocuğunu zehirliyordur. Çocuk farkında olmadan bir kendisini taraf tutmak zorunda, bir taraftan olmak zorunda hissediyordur. Bu da çocuğun anne ya da baba algısını ne yapıyordur arkadaşlar? Zedeliyordur. Yani bana gelen şikayetlerde cinsel sorunlarını bile çocuğuna anlatan anneler var arkadaşlar ve sıkça var. Yani böyle çok basit de değil. Şimdi böyle bir kız çocuğu için ileride erkek figürü tiksindirici bir figürdür. Ve onunla kolay kolay sağlam bir ilişki kuramaz bu kız çocukları. Yani erkeklerle sağlam bir ilişki kuramaz arkadaşlar. Bunun gibi mesela yine günümüzde bu geniş aileler kalktığı için daha çok çekirdek aileler var. Evet, bekleyenleri alıyoruz. Tekrar Nazlı yazsınlar. Geniş aileler kalktığı için mesela bazı değerlerimiz de hemen hemen küçüldü. Mesela çocukları yanında bornozla gezen anne babalar veya affedersiniz iç çamaşırıyla gezen anne babalar. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir sıkıntıdır bu durumda. Veya çocuğun mahremiyetine dikkat etmeyen anne babalar. Yani çocuğu banyo yaparken banyoya giren veya odasına paltır kültür giden anne babalar. Çocuğun mahremiyetine dikkat etmeyen anne babalar. Arkadaşlar çocukta büyük travmalara yol açmaktadır. Bunu görebiliyoruz. Veya yine en son şunu söyleyeyim, fazla sözü uzatmayayım. Kendisine benzeyen çocuğu seven, mesela bir baba çocuğu gezmeyi çok seviyorsa, balık tutmayı çok seviyorsa onunla daha çok ilgilenip diğerlerini ne yapıyor? Dışlıyor. Bu da diğer çocukların kendilerini değersiz hissetmesine yol açıyor. Bunun gibi çocuklar arasında taraf tutan, birini sevip birisini dışlayan anne babaların varlığı aslında o anne babaları kutsal olmaktan çok şeytani birer varlıklar haline getiriyor. Bu şeytani varlıkların çocukları da ileride kendilerinde bir takım olumsuzlukları görüyorlar ama bunun neden biz böyle olduk diye çoğu zaman cevabını bulamıyorlar. İşte kitap bize bunun cevabını kısmen veriyor. Bugün size üç arkadaşımız, Ümeyra Ahsen Doğan, yüksek lisans öğrencimiz, Betül Doğan Sarıkaya, yüksek lisans öğrencimiz, aynı zamanda öğretmenimiz ve yine Hilal Akgel, son sınıf öğrencimiz, sizlere toksik anne babaları, yani zehirli anne babalardan bazı örnekler verecekler. Kitap okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. Kitabı muhakkak okuyun arkadaşlar. Bakalım arkadaşlarımız bize ne anlatacak. Hep beraber onları dinleyelim. Evet Hümeyra, galiba ilk sendin. Seninle başlayalım. Benim bahsedeceğim konu aslında tanrısal anne babalar ve yetersiz anne babalar üzerine. Tanrısal anne babalar, şu an acaba sesim geliyor mu? Geliyor. Bir sıkıntı yok değil mi hocam bağlantıda? Tamam. Tanrısal anne babalardaki temel tutum aslında hocamızın belirttiği gibi kusursuzluk. Yani anne baba mükemmeldir, ben onları eleştiremem, onlar adeta tanrıdırlar, itaat etmek zorundayım, bir kusur varsa bu kusur bendedir şeklinde. Şimdi bu algı çocuklukta itaat etmeliyim şeklinde karşılık bulurken yetişkinlikte şu şekilde karşılık buluyor: suçluluk duygusu. Ben her zaman hatalıydım geçmişte ve annem babam haklıydı. Bana yaptıkları şeyleri, bana bulundukları sözlü veya fiziksel hakaretleri aslında benim iyiliğim için yaptılar. Benim iyiliğim için beni uyardılar şeklinde. Kitapta Sandy diye bir hanımefendi var. Bu anne babası çok katı dindar diyebileceğimiz bir prototipte insanlar. Yani aslında dindar olması değil meselemiz. Çocuğu bir takım davranışlarını aile devamlı yargılıyor. Erken yaşta gebe kalıyor. Din dışı bir şekilde ailesinin deyişiyle ve kürtaj
tedavi kürtaj olmak istiyor ve ailesi kürtaj yaptırdığı için devamlı bu davranışını ona hatırlatıyorlar. Sürekli onu, yani şu şekilde kendisini ifade ediyor hatta, bunu unutmama dahi izin vermiyorlardı. Yani kendimle barışmama, kendime saygı duymama, tekrardan kendime şefkat duymama, merhamet göstermeme dahi izin vermiyorlardı. Hayatı boyunca bu kadını evlerin çoluk çocuğa karışsa bile sürekli eleştiriyorlar. Ve bu durum çocukta neye sebep oluyor yetişkinlikte? İnkar, savunma mekanizması olarak inkara sebep oluyor. Ve temel duyguda ne? Suçluluk duygusu. Yine kendini suçluyor. Psikolog Susan Hanım ona bunu şu şekilde itiraf ettiriyor aslında. Diyor ki, anne baban sana böyle davranıyordu. Onlar haksız sayılmaz mı? Seni sürekli eleştiriyorlardı. O şu şekilde söylüyor. Hayır, benim iyiliğim için yaptılar. Kesinlikle eleştirmiyor anne babasını. Benim iyiliğim için yaptılar diyor. Tanrısal bir kalıba koyuyor. Peki diyor, sen diyor, farz edelim kürtaj olmasaydın. Şu an çocuğun 16 yaşında olacaktı. Sen çocuğun anne babanın yaptığı gibi mi yapardın? Asla öyle bir şey yapmazdım diyor. Yani aslında psikolog ona bunu itiraf ettiriyor, inkar mekanizmasını. Yani gördüğümüz durum aslında bu. Anne babaya yönelik temel algı ne burada? Onlar hatasız, onlar mükemmel, otoriteleri tartışılmaz, ceza aldıysam hak etmişimdir. Onlar her zaman beni korumak için varlar şeklinde. Yani dindar aile anne babaların çocukları bu şekilde yetişiyor. Yani bu toplumumuza da var. Her zaman görebileceğimiz bir manzara aslında bu. Bu şekilde söyleyebiliriz. İkinci vaka aslında sorumsuz, duyarsız ebeveyn. Ve bunlar tarafından, böyle bir ebeveyn tarafından terk edilen çocuklar. Babası tarafından terk edilmiş bir birey var burada. Temel duygu burada öfke, güvensizlik, terk edilme duygusu. Hayatı boyunca pek çok evlilik yapıyor, pek çok erkekle iletişime geçiyor ama bütün iletişimleri, bütün diyalogları başarısız bu kişinin. Ve burada da yine inkar mekanizması var. Babasına bir öfke yöneltiyor aslında içten içe ama bunu itiraf edemiyor. Ona müthiş bir hayranlık duyuyor. Babası onun için otoritesi değiştirilemez, otoritesi asla sorgulanamaz bir kalıpta. Ve babasına yönelteceği öfkeyi karşılaştığı erkeklere, diyalog içinde olduğu, ilişki içinde olduğu erkeklere yöneltiyor. Ve onlarla, onlara yönelik kontrolsüz öfkesi sonucunda bu erkekler tarafından terk ediliyor. Terk edildiği için de yine onları suçluyor. Ben bu kadar fedakar davranıyordum, işte bu kadar onlara yaklaşımım iyiydi ama onlar beni terk ettiler diyor. Aslında burada yer değiştirme savunma mekanizmasını kullanıyor bu birey. Ne yapıyor? Kişinin gerçek hedefine yöneltemediği öfkeyi başka hedeflere yöneltiyor. Babasına yöneltmesi gereken öfkeyi, babasıyla yüzleşmekten korktuğu için, ondan vazgeçmek zorunda kalacağını bildiği için karşılaştığı erkekleri babasıyla kıyaslayarak onlara yöneltiyor. Burada güvensizlik var ve babasının otoritesi sarsılamıyor. Sarsılamaz bir otorite var. Bu da yine tanrısal ebeveynden kaynaklı. Babası tanrılaştırılmış çocuk tarafından. Bir diğeri de aslında ölüm. Ölüm konusu işleniyor diğer tanrısallaştıran ebeveynlerin çocuklarında. Ölen kişi hakkında eleştirilmez. Hani bizde de vardır ya, bu yerleşik bir kalıptır. Ölünün arkasından konuşulmaz şeklinde. Bu algı aslında çocuğun geçmişiyle de alakalı bir algı. Şimdi şöyle bir çocuk düşünelim ki bu bence pek çok ailede vardır. Anne babaya çocuk kendini hiçbir zaman beğendiremiyor. Ne yaparsa yapsın, hayatındaki en büyük başarıları sergilerse sergilesin, o anne baba diyor ki daha iyisini yapabilirdin. Mükemmelliyetçi anne babaların çocukları da böyle olabiliyor. En üst başarıları elde etse bile, mesela hani sınavdan 90 alıyor, keşke 100 alsaydın diyen anne babalar var, yani bu eleştiren anne babalar sürekli hakir görülüyor. Bu kişi mesela, kitaptaki kişi müzisyen, yani fiziksel anlamda yeterli bir birey, aynı zamanda başarıları olan bir birey ama hiçbir zaman babasına bu başarılarını kanıtlayamıyor. Her zaman babası diyor ki sen benim en büyük başarısızlığımsın diyor. Ona kendini beğendirmek için olağan çaba gösteriyor ama bir gün babası vefat ediyor. Yani psikolog terapi sırasında devam ederken terapi, babası vefat ediyor. Aslında terapisi belki de sonuç, yani iyiye gidecek şekilde sonuçlanacakken aslında hiç sonuçlanmıyor. Yani daha da zorlaşıyor çünkü ölüm kutsal bir tabu haline geliyor, yasak haline geliyor, babasını artık hiç eleştiremiyor ve bu kişi de yine suçluluk duygusunda bulunuyor. Ben niye diyor babama karşı böyle bir öfke besledim, herkes onu övüyor diyor cenaze töreninde, nasıl böyle bir öfke besleyebilirim şeklinde kendini suçluyor yine. Tanrısal ebeveynlerin çocukları bu şekilde yetişiyor. Suçluluk duygusunun aslında temelini şuraya bağlayabiliriz. Yani bilmiyorum, bu benim düşüncem aslında ama çocukluk döneminde ben merkezci düşünce yapısı var, yani bildiğimiz gibi.
Kitapta da zaten bununla benzer ifadeler var. Yani her türlü durumu kişi kendisiyle alakalı olarak algılıyor. Anne baba boşanıyor, çocuk diyor ki çocuk yaştayken benim yüzümden boşandılar. İşte ben yaramazlık yapmasaydım ya da ben şöyle davransaydım boşanmazlardı şeklinde. İleriki yaşlarda da mantık aksini söylese bile zihin bu olayları yine ben merkezci kodluyor ve şunu söylüyor. Çocuklukta yaşadıklarım benim suçumdu. Yani çocukluk dönemindeki ben merkezci algı yetişkinlikte bütün bu yaşadıklarım benim suçumdu. Anne babamın hiç suçu yoktu şeklinde kutsiyet atfederek, anne babaya kutsiyet atfederek devam ediyor ben merkezci algı. Benim bahsedeceğim bir diğer anne baba... Tekrar araya girebilir miyim? Tabii ki hocam. Rümeysa Ergin burada mı? Yemekte. Buradayım hocam. Bak tencere sesi çıktı Rümeysa. Hayır. Rümeysa kadınları çalışıyor ve sene başında bize bilgilendirmişti çalışmasıyla ilgili. Onunla beraber şu an mülakatlara bakıyoruz. Rümeysa, mülakatlarda ne var? Bir iki cümleyle söyle, hemen Hümeyra ile devam edelim tekrar. Mülakatlarda en temelde anneleriyle ilişkide sıkıntı var insanların. Yani anneleri başta ne söylüyorlar, sonra ne söylüyorlar? Bunun hakkında. Anneleriyle ilgili görüştüğüm 30 kadının en az 25'i, yani şu an hepsine bakmadım ama annem çok iyi bir anneydi, annem çok hoşgörülü bir anneydi diye başlıyorlar. Daha sonrasında ya konuşmanın devamında ya da benim ek sorular sormamla annelerin aslında kendilerini çok kısıtladıklarını, annelerin hayatlarına çok müdahale ettiklerini, bunun günümüzde de devam ettiğini, hatta bu müdahaleci tavrının çocuklarına da devam ettiği şeklinde bundan bahsediyorlar. Hatta ben çocuklarıma annem gibi davranmam. Davranmayacağım. Evet. Evet. Hatta işte annem çok iyi bir anneydi diyen biri daha sonra ilerleyen şeydi. Annem kıyafetlerime karışırdı. Ben karışmıyorum. Hatta kızıma mini etek giymesine bile müsaade ederim. Günümüzde de annem bana pantolon giymeye müsaade etmezdi. Ben şu an günlük hayatımda sürekli pantolon giyiyorum. Hiç etek giymem diyen biri var. Ama bu kadın konuşmanın başında benim annem çok iyi bir anneydi şeklinde başlıyor. Evet. Yoğun bir suçluluk duygusu gelişiyor yani. Evet, çok teşekkür ederiz. İnşallah tezin bittiğinde seni bir kez daha alacağız buraya Hümeysa. Haberin olsun. Tamam hocam. Evet, Hümeyra devam edelim. Bir diğeri de yetersiz anne babalar. Aslında burada temel manzara şu. Çocuk yetişkinlerin yetişkin çocuklarını görüyoruz biz burada. Yani anne baba çocuk formunda. Çocuk da artık yetişkin kalıbına bürünmüş, anne babanın rollerini almış. Yani ebeveyn ve çocuk arası bir rol karmaşası var. Yani çocuktan beklenen nedir? Çocuk olmasıdır. Hata yapmasıdır. Hata yapabilir bir potansiyeli olmasıdır. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sevgi ve şefkat gibi duygusal ihtiyaçlar burada çok önemlidir. Ama bu dönemde gördüğümüz manzara şu. Anne baba yaşadığı bir ruh sağlığı problemi ya da bir bağımlılık sebebiyle olabilir. Çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Yani zamanla ebeveynin sorumluluklarını çocuk üstleniyor. Hayat boyu kendisini yetersiz hissediyor. Neden? Çünkü yetişkin sorumlulukları alması gerekiyor çocuğun. Hata yaptığı zaman kendisini beceriksiz, öz yeterliliği olmayan bir birey gibi hissediyor çocuk. Ama yetişkin sorumluluklarını üstlendiği için hata yapması çok normal. Ve ortaya çıkan duygu yetersizlik duygusu oluyor. Çocuk aslında kişinin yani yaşamın ilk yıllarına taklitle kişilik gelişimi sergiliyor. Ancak etrafında model alacağı yetişkinden mahrum kalan çocuklar duygusal gelişimini tamamlayamıyorlar. Yani ilişkilerde şefkat, sevgi gibi duyguları ifade etmekte zorlanıyorlar. Mesela hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmış bir birey düşünelim. Kitapta bundan bahsediyor. Yaşamının ilk yıllarından itibaren çalışmak zorunda kalmış ve ileriki yaşlarda hiçbir zaman sosyal ilişkilerinde şefkat, sevgi gibi duyguları karşı tarafa yansıtamıyor. Çünkü neden? Bunlar öğrenilebilecek duygulardır. Yani siz bunu görerek ancak taklit yoluyla modelleyerek elinizden alarak öğrenebilirsiniz. Bunlar gelişmediği için kişi kendisinde inanılmaz bir boşluk duygusu hissediyor. Ve bu dönemde gelişmiş en temel duygu belki de sorumluluk duygusu. Çünkü hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmış. Çünkü neden? Anne baba çocukla yetişkin olmuş. Ne yazık ki. Bir diğer ebeveyn tipi de aslında tanrısal anne babalarda da bundan bahsettik. İlgisiz ve sorumlu ebeveyn tipi. Hani orada da ilgisiz ve duyarsız ebeveyn tipinden bahsetmiştik. Yani ilgisiz ve sorumlu ebeveyni tarafından sürekli duygusal yoksunluk çeken çocuklar. Baba sürekli şikayetçi. Baba sürekli sıkıntıları var. Mesela sürekli borçları var. Sürekli aciz, sürekli üzgün, sürekli mutsuz. En ufak şeyde kaygılanan bir baba prototipi düşünün.
Ve eve geldiği zaman mutsuz, sürekli surat asıyor. Hiçbir zaman şefkat, ilgi gibi, yani çocuk ne hissediyor? Çocuğa nasıl yaklaşılması gerekiyor? Bunlardan bir haber. Sadece varsa yoksa kendi varoluşunu düşünen bir anne baba düşünün. Bu yoksunluk işte ileride çocukta duygusal bağımlılık olarak kendisini ifade ediyor. Aslında bir çocuğun sevgi ve şefkatten daha fazla ihtiyaç duyduğu hiçbir şey yok. Çocuk bir şekilde karnını doyurur. Ama ilgi ve şefkati dışarıdan çok zor alır. Burada Melanie diye bir kız var. Anne babası adeta ek gibi, huysuz, savunmasız, biraz önce bahsettiğimiz gibi yalnızca kendileri için yaşayan insanlar, ilgiye muhtaç bir tutum içindeler ve Melanie de bir şekilde babasının her duygusal çöküşünde kendisini suçluyor. Onu iyileştirmesi gerektiğini, ona iyi gelmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yani yanında olmadığında bile tek endişesi babasını memnun etmek. Böyle bir birey düşünün. Babasıyla kurduğu ilişki biçiminde burada temel tutum nedir? Kendi haklarını, ihtiyaçlarını, duygularını görmezden gelen yoğun bir özdeşleşmedir. Babasıyla o kadar özdeşleşmiştir ki. Bu özdeşleşme geliştikçe zamanla bu kişi özdeğer duygusunu yitirir, öz saygısını yitirir ve fedakarlığı o derece yapar ki artık kendisi yoktur. Sadece onlara yetmek için çabalar. Böyle bir bireyi düşünün. Yani aslında zamanla duygusal yoksunluk kişiyi yetersiz hissettiriyor. Bir de son olarak bahsedip sözü diğer arkadaşlarıma vereyim. Terk eden ebeveynin çocukları. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz iki durum duygusal yoksunluktu. Duygusal ihtiyaçların karşılanamamasıydı. Bu da fiziksel ihtiyaçların karşılanamaması. Şimdi şöyle bir durum vardır yani. Anne babası boşanan çocukların, çocuklara genelde şu söylenir. Biz anne baba olarak boşanıyoruz. Ben çocuğumdan boşanmıyorum şeklinde bir durum ifade edilir. Ama zamanla burada kitapta ondan bahsediyor. Ken isimli bir çocuktan bahsediyor. Çocuk çok böyle özgüvenli, dikkat çekmeye çalışan, hani hiperaktivite deriz ya, çok hareketli, okulda dikkat çekmeye çalışıyor, evde dikkat çekmeye çalışıyor, uyuşturucu kullanıyor. Önce beylik laflar ediyor psikiyatriste, daha sonra babasından bahsedildiğinde bu beylik laflar geriye çekiliyor. Gayet duygusal, aciz bir insan kıvamında yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. Anne babası boşanıyor 8 yaşından sonra. 8 yaşına kadar çok güzel bir ilişkisi olduğundan bahsediyor babasıyla. Gerçekten çok babasıyla geçirdiği vakitleri hatırlıyor ve çok güzel zamanlar geçirmiş. Boşanma sürecinden sonra babası yeni bir evlilik yapıyor ve Ken'i arayıp, yani bir süre arıyor ama daha sonra arayıp sormuyor. Ken gidip yani ziyaretine gidiyor. Gördüğü manzarada hani yeni bir aile kurmuş, yeni bir yuva kurmuş. Kendisini orada dışlanmış, ötekileştirilmiş hissediyor. Ve bir daha artık babasının bu ilgisiz tutumunu fark edince hayatındaki boşluk bundan sonra başlıyor esasında. Her seferinde babasının dikkatini çekmek istiyor. Okulda dikkat çekmeye çalışıyor babasını arasınlar diye. Uyuşturucu bağımlılığına yöneliyor. Yine bu da babasıyla ilişkili. Çünkü babası onu terk ettiği için. Böyle bir durum var. Ruhsal bir çöküntü var yani. Ve fiziksel anlamda babası ortadan kaybolduğu için kendisini suçluyor. Benim yüzümden gitti diyor. Bu da yine ben merkezcilikten kaynaklanıyor. Kişideki suçluluk duygusu temelde ben merkezcilik. Ben bir hata yaptım. Babam bu yüzden ilgisini artık bana yöneltmiyor şeklinde. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Melan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Hilal, sıra sende miydi? Evet hocam. Seni dinleyelim. Ben önce kitabın genel bir değerlendirmesini yaparak başlamak istiyorum. Kitabımızın orijinal isminin çevirisine baktığımda toksik ebeveynler, onların incitici mirasının üstesinden gelmek ve hayatınızı geri kazanmak diyor. Yani aslında kitabın konusu burada çok güzel bir şekilde özetlenmiş. Kitap iki kısımdan oluşuyor. İlk kısmı toksik ebeveyn çeşitlerinden, ikinci kısımda da geçmişte yaşadıklarımızı onarıp ondan sonra hayatımıza yeni bir yol çizebilmemiz için yöntemlerden bahsediyor. İkinci kısım daha çok uygulama olduğu için benim aslında daha dikkatimi çekmişti. Gerçek hikayelerden oluşuyor. Kitabın asıl amacı ise bize bazı gerçekleri söylemek. Yani bir çocuk hayal edin, karşısında toksik bir anne baba olsun. Bu anne babanın davranışlarını biz ne yaparız? Uzaktan baktığımızda fark ederiz. Deriz ki bu anne baba suçlu ama çocuk çok masum. Kendimize geldiğinde ne yapıyoruz? Biz çok acımasız davranabiliyoruz. Kendimizin o suçlarını üstlenmesine sebep oluyoruz. Kitap da diyor ki geçmişte yaşadıklarınızdan siz sorumlu değilsiniz. Ama burası çok önemli. Bundan sonra yaşayacaklarınızdan siz sorumlusunuz ve bundan sonra yapacağınız adımlarda da yine atmak, yani adımları atmakla yükümlüsünüz diyor. Kitabın temel vurgusu bu. Kitapta ebeveynler, bu toksik ebeveynler tarafından yetişen çocukların ortak özellikleri öz saygı ve özgüven eksikliği yaşamaları ve kendini sevmeye layık görmeyen insanlar bu büyüdüklerinde.
Bunun sebebi de hocamız geçen haftalarda anlatmıştı. Çocuk yetiştirmek sadece fiziksel ihtiyaçlarla değil, duygusal ihtiyaçların giderilmesiyle olan bir şey. Bu çocuklar bu sebeple aslında bu özsaygı ve özgüvenini kaybetmişler. İlişkilerde çok önemli bir nokta var. Ona değinmek istiyorum. Sınırlar. Sınırlar nedir? Bizim kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı belirtir. Mesela şöyle düşünün. Bu oda benim sınırlarım. Bu odamın kapısı benim dışarıyla bağlantımı sağlıyor. Bazı şeyleri içeri alabilirim, bazılarını almayabilirim. Yani ne yapıyorum? Sağlıklı bir sınır, geçirgenlik yapıyorum. Sağlıksız sınırlar nedir? Geçirgenliği aşırı olanlardır. Yani bu kapının olmadığını düşünün, girip çıkabilir. Şimdi burada ben şunu fark ettim. Bu bireylerin sağlıklı sınırları yok. Anne babalar çocukların sınırlarını fazlasıyla ihlal ediyorlar. Yani kontrolcü bir anne baba hayal edin. Bu anne babalar ne yapıyorlar? Çocukların sınırlarına giriyorlar. Hatta hayatları sanki çocukların değil de kendi hayatıymış gibi yaşamasını istiyorlar. İpler tamamen anne babanın elinde. Biz çocuklar olarak da bu ipleri elimize alıp bağımsızlığımızı ilan etmemiz gerekir. Bazı anne babalar da alkol anne babalar. Bu aileye baktığımız zaman dışarıdan çok normal görünen, normalmiş imajı veren aileler ne yapıyorlar? Yani rol yapıyorlar. Tabii rol yapmak çocuğu çok yoracaktır. Bu sırrı, bu aile sırrını paylaşmak istemiyor. Çünkü ailesine olan bağı hocamızın yine anlattığı gibi oldukça fazla. Bu sırrı paylaşmak istemediği için de ne yapıyor? Kendini yalnızlaştırıyor. Arkadaşlıklarını yapmıyor, yalnız bırakıyor kendisine. Bir de anne babasını değiştirmeye çalışabilirler ve bunu da başarılı olamadıkları zaman da kendilerini suçlayabilirler. Yani suçluluk hissini hissedebilir bu çocuklar. En ilginç gelen yer bana, alkolik anne babaya sahip olan çocuklar ileride evlendikleri kişileri de yine alkolik seçebiliyorlar. Camdaki Kız kitabını henüz okumadık ama arkadaki kapakta şöyle bir yazıya denk geldim. Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil, ona aşık oluruz. Ya bu çok ilginç bir şey. Neden bunu yapıyoruz peki? Çünkü bizim bildiğimiz bir olayı yaşıyoruz. Yani bizim bildiğimiz dediğim, kuralları belli, sürprizlerle karşılaşmayacağız. Bu durum acı bir durum da olsa bildiğimizden vazgeçmiyoruz. Bu da bana şunu hatırlattı. Aslında konfor alanından çıkmak istemiyoruz. Sinan Canan Hoca'yı takip edenleriniz bilir. Sürekli konfor alanından çıkın, evet. Konfor alanından çıkın söyle. Efendim evet. Hocam. Efendim. Aramızda bazı öğrenciler var. Öğrencilikten kalma alışkanlıkları var. Evet. Böyle hoca ne derse onları harf harfine not eden vahiy katipleri var. Evet. Diyorlar, diyor ki bana, hocam biraz daha yavaş anlatsın da not. Tamam. Tamam hocam. Öyle yapalım. Şimdi Sinan Canan Hoca sürekli konfor alanından çıkın diyor. Bu iyi midir hocam? Ben alışık değilim ama. Konfor alanı dediğimiz şey konforlu bir alan mı? Elbette ki hayır. Bu sizin yaşadığınız, bildiğiniz alan. Yani mesela alkolik bir ailenin yaşamı da onun konfor alanı. Şimdi ben burada bunu görüyorum. Ben normalde işte bu konfor alanı dediğimde diyordum ki evet konfor alanından çıkıp ben derslerime çalışmalıyım. Bunu hep derse görüyordum ya da başarıya ilişkilerde de konfor alanında olduğumuzu fark ettim. Yine bundan çıkmamız gerekiyor. Yine alkolik aileye baktığımız zaman şimdi burada bir kuralların olmadığını göreceğiz. Çünkü bir zaman kızdığı bir olaya sarhoş bir baba daha sonra kızmayabilir. Ama daha önce kızmadığı bir şey de sarhoşken çok aşırı öfkelenip kızabilir. Çocuk diyor ki hani ben şunu yaparsam kızar, bunu yaparsam kızar diyemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum, kestiremiyorum. Öyleyse bu çocuk ne yapıyor? Kendini yetersiz hissediyor. Ya da şöyle bir durum olabilir. Anne babası normalde çok kafa dengi insanlardır, çok iyi anlaşıyordur. Ama içtiklerinde bu sadece alkol değil, uyuşturucu da olabilir. İçtiklerinde şiddete başvurabilir. Sözel olarak taciz, yani sözel taciz, bağırmalar yapabilirler. O zaman da çocuk diyor ki sevgiyle şiddet arasında sanırım bir bağ var. O da tabii ileriki ilişkilerini etkileyebiliyor. Bu çocuk çok önemli Hilal. Evet önemli. Hocam. Bu çocuklar ne yapmalı peki? Kendilerini değiştirmeliler. Bunların yaptığı hata aileyi değiştirmeye çalışmak. Ama biz biliyoruz ki biri istemediği sürece bağımlılığından kurtulamaz. Yani o anne baba kendisi istemedikçe bu bağımlılıktan kurtulamayacaklardır. O yüzden kendimizi değiştirmeliyiz. Bir de sözel tacizciler var. Ben bu bölümü okurken sürekli tabii ki Safiye'yi düşündüm. Safiye'nin annesini. Şu an hepimizin aklında o ses. Uğursuzsun sen, uğursuz Safiye. Şimdi bu Safiye annesi ölse bile kulaklarında o sesi duyuyor. Kitapta da hatta buna benzer çok örnek gördüm ben. Diyor ki, benim annem öldü ama hala onun eleştirisiyle yaşıyorum. Sanki hala onun sesini duyuyorum diyor. Aynı durumu yaşayanlar varmış. İşte bu seslerin aslında kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu sesler bize ait değil ve ayrıca bu sesler doğru sesler de değil. Çünkü çocuk sanıyor ki anne babası ne yaparsa doğrudur. Hani kendi aile kurallarımız, doğru inançlarımız vardır ama öyle olmayabilir. Şimdi kitabımız da zaten ilk kısımda bize bunu fark ettirmeye çalışıyor. Yani bilinçlendirmeye çalışıyor. Değişmenin en önemli şey fark etmektir. Fark edersek değişime adım atmış oluruz. Bu noktada bir ilk kısımda zaten
değişime adım atmak, duygu ve davranışlarımızın, şu an yaptığımız şeylerin aslında sebebinin köklerimizde, ailemizden gelen etkenlerden kaynaklandığını vurguluyor. Şimdi hocamız daha önce derslerde şöyle söylemişti Behlül Hocam. Siz evleneceğiniz kişinin babasıyla olan ilişkisine bakın o adamın dedi ve ben bunu aklımın bir kenarına yazmıştım. Ama kitap okuduktan sonra fark ettim, daha iyi anladım diyeyim bu sözü. Çünkü gerçekten ailemizle olan ilişkimiz bizim aslında çevremizle olan ilişkimizi çok etkiliyor. Ama bu demek değil ki artık siz hep öyle ilişki kuracaksınız. Hayır, bunu değiştirebilirsiniz. Bu değişim bizim elimizde. Ben kitabı okurken kendimi bir ağaç gibi düşündüm. Mesela benim dallarım var. Sevgi dalı, korku dalı, kaygı dalı. Ve ben büyüdükçe bu dallarım da büyüyor. Ama ağaçların kendini geliştirebilmesi, daha çok yeşil olabilmesi... Biraz yavaşlayayım mı? Bir yazı geldi, göremedim. Evet, evet. O yavaşlamakla tamam. ilgili değil. Mesela Trabzonlu musun diye soruyorlar. Arkadaşlar Trabzonlu, Ankara, Kızılcahamam diye biliyorum Çamlıdere ama Batı Kadirdeniz tarafı hocam. Bolu'ya çok yakınız. Çamlıdere, Betül'ün memleketinden. Evet, tamam. Evet, ben de Çamlıdere'deyim. Şöyle diyeyim. Bu ağaçların da bu gelişimini tamamlaması, daha yeşil olabilmesi için budanmaya ihtiyacı var. Ama bu budama işlemini her zaman yapmıyoruz. Her mevsimde yapamayız. Kendimizin de aynı ağaçlar gibi budanmaya ihtiyacımız olduğu yerler olabilir. Çok Şimdi bu budama işlemimiz, bizim mevsimimiz ne zaman peki? Önce dediğim gibi değişim fark etmekle başlar. Fark edeceksiniz. Yani bilinçlenmemiz gerekiyor. Sonra gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ve yüzleştikten sonra omzumuzdaki bu yükü asıl sahibine iade etmemiz gerekiyor. İşte orada bizim budama işlemimiz gerçekleşmiş oluyor ve bu şekilde de biz gerçek bir benle karşılaşıyoruz. Bu ben çok daha iyi bir ben. Umuyorum ki yarınlarımız bugünlerimizden çok daha yeşil olur. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Eyvallah Hilal. Evet, Betül sen de toparla bakalım. Ben de toparlayayım hocam. Evet. Ne kadar vaktim var belirli vaktim mi hocam? Vaktim var. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İlk defa katılıyorum. İnşallah devamlı olacaktır. Ben de hocam genel bir değerlendirme ile başlamak istiyorum ve aslında kitap okurken hep şey düşünürüm. Ben bir kitap okurken bu kitapla beraber hayatımda neyi değiştirebilirim? Bu kitap bana en çok ailemle ilgili farkındalık oluşturdu. Çünkü hepimizin hayatında, çocukluğunda, ailemizde yaşadığımız pek çok şey var, olay, durum var. Ama ben bu kitabı okurken babam için çok üzüldüm. Kendimden daha çok babam için çok üzüldüm. Çünkü babam hayatı boyunca işte çalışıp ailenin yükünü üstlenmek zorunda kalmış ve hiç ailesi tarafından aferin ya da teşekkür ederim ya da sağ ol denmemiş biri ve hala devam ediyor. Annesine babasına çok bağımlı. Hala bu görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken onlardan bir teşekkür ya da Allah razı olsun hala almıyor ve kitabı okurken dediğim gibi yani ailem için, babam için çok üzüldüm ve ne kadar çok şey başardıklarını aslında çok eğitim yani üniversite eğitimi almış insanlar değil ama ona rağmen o kendi hayatlarını, kendi imkanlarını aşarak neler yapabildiklerini, neleri başardıklarını farkına vardım aslında kitabı okurken. Zor bir ailede büyümek babam için evet zor bir aileydi ama onu o zinciri kırmak bence kitabın esas amacı. Çünkü bu gelenek halinde aileden aileye devam ediyor. Hangimiz o zinciri kırıp da farklı bir uygulamaya geçeceksek çocuklarımızda bundan sonraki o ehlal arkadaşımızın söylediği gibi o dalların yeşermesi öyle devam edecek. O yüzden kitap bendeki en büyük değişim kitabın ailemi anlamak oldu ve anlayınca da hiçbir şekilde kimseye kızamıyorsunuz, kimseye öfkelenemiyorsunuz ve burada işte Behlül Hocam'ın hep dediği gibi işte o zaman barışıyoruz ve o zaman kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu saatten sonra ailemizi değiştirme gibi ihtimalimiz maalesef yok. Yani benim babam 85 yaşında babası. Babasını değiştiremez ve onun yapması gereken artık onları anlamaya çalışmak. O yüzden kitabın bende çok büyük etkileri oldu. Teşekkür ediyorum kitapta da bizi tanıştırdığınız için hocam. Ben kendi bölümlerime geçecek olursam
şiddet gören çocuklarla başlıyor aslında bölümü. Şiddet gören çocuklarda görülen en büyük durum sıkışık hissetmeleri kendilerini. Çünkü şiddet gördüklerini dışarıya anlatamıyorlar. Dışarıya gittiklerinde, bir ailenin içerisine karıştıklarında, arkadaşlarıyla sohbet ettiklerinde sanki her şey çok normalmiş gibi, şiddet görmüyormuş gibi davranıyorlar. Ama eve geldiklerinde her gün şiddet görüyorlar. Bu sadece fiziki şiddet değil, aynı zamanda sözlü ve psikolojik şiddet de görüyorlar. Ve bu ikili yaşam çocukları duygusal olarak sıkışmış hissettiriyor. İkiyüzlü hissettiriyor ve aidiyet duygusunu ortadan kaldırıyor. Çünkü hangi hayat onun? Dışarıya yansıttığı hayat mı onun? İçeride yaşadığı hayat mı onun? Bu da tabii ki özgüven eksikliğine, suçluluğa, duygusal boşluğa neden oluyor. Aynı zamanda evde gördüğü şiddeti dışarıya anlatmayan çocuk normal gözükmek için de pek çok oyunlara ve farklı farklı sahneleri geliştirmek zorunda kalıyor. Bu da tamamen benliğinden ve kişiliğinden uzaklaşmasına yol açıyor. Şiddet aynı zamanda şiddet olan evliliklerde de problem çocuk olmadan da aslında ortaya çıkıyor. Çünkü aile içerisindeki eşlerin arasındaki problemleri çözemediklerinde üçüncü kişileri dahil etmeye başlıyorlar. İşte ya kendi anne babaları ya da arkadaşları kendi problemlerinden de aslında bu şekilde kaçıyorlar. Bu kaçış çocuklarına da sirayet ediyor çocukları olduklarında. Bu kez problemleri kimi çözmesini bekliyor? Çocuğun çözmesini bekliyor. Çocuk anne baba rolünü üstlendiğinde de anne baba çocuklaşmış oluyor. Hümeyra'nın da bahsetmiş olduğu gibi. Bu yüzden aslında evliliklerimizde ya da bir problem yaşadığımızda ben bunu kendi öğrencilerimde de görüyorum. En ufak bir problemde hemen annesine babasına haber vermek istiyor. Arkadaşıyla yaşadığı problemde bile. Bunu devam ettirmek, desteklemek, pekiştirmek de ileride yetişkin olduğunda da her problemini başkasının çözmesini beklemek, başkalarına bağımlı olmak gibi sorunlar getirecektir. Aynı zamanda bu dayak aile sırrı haline geliyor ve duygusal bir baskı oluşturuyor. Bu duygusal baskı da çocukta yetişkinlik döneminde de kurduğu ilişkilerde devam ediyor. Her problem yaşadığında bir kaçış arıyor. Böylece evliliklerinde sonu gelmiş oluyor. Oradan ensest ilişkilere geçeceğim hocam. Şiddetle ilgili sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Tamam, geçiyorum. Ensest bölümünü okurken gerçekten çok etkilendim. Çünkü bu kadar da olmaz dediğim olaylar vardı içerisinde. Burada ensest ilişkiyi sadece cinsel bir istismar olarak almamış, bu niyetle yapılabilecek herhangi bir gözle izleme dahi ensestin içerisine girebileceğini söylüyor. Hukuki tanımın daha dışında geniş bir tanım olduğu söyleniyor. Ensestin görüldüğü ailelerde de en büyük problemin iletişim kopukluğu olduğunu söylemişti bölümün başında. Çünkü böyle bir durumla karşılaşan çocuk eğer ki annesine ya da etrafından, annesinden görüyorsa bunu, babasına ya da başka birinden yardım isteyemiyorsa bu çocuğa hiçbir şekilde güvenin verilmediği ve çocukta kimseye anlatamama durumunun ortaya çıktığını söylemişti. Büyük oranda ensest kurbanları da evdeki çocuklar oluyor. Neden evdeki çocuklar? Çünkü zaten bu tacizde, tecavüzü yapan kişinin aradığı şey duygusallık, o masumiyet. Yani aslında buradaki amaç cinsel bir birleşme değil, sadece çocuktan beklediği sadece cinsel bir birleşme değil, o duygusal boşluğundaki tatminin peşinde. Bu da en aciz, en masum, en kendisini tatmin edebileceği kişi olarak çocuklar görülüyor. En yakınında olan kişiden de maalesef kurban olarak seçilmiş oluyor ensest kurbanları baktığımız zaman çocuk olmalarının nedenleri. Buradaki duygusal boşluğu doldurmak istemesi sadece işte kendi çocuğu değil, aynı zamanda yeğeni olabilir, akrabalarının arasındaki bir çocuk olabilir. Ensest kurbanları anne babalarının bu gibi durumları yaptıklarında da en düşündükleri
ilk başta düşündükleri diyeyim, düşünce şu oluyor. Annem babam kötü olamazlar. Böyle bir şey başıma geldiyse suçlusu benim. Ya da annem ya da babam bunu yapıyorsa bundan mutluluk duyduğunu görüyor çocuk ve diyor ki annem ve babamı mutlu etmek benim görevimdir. Ya onları mutlu görüyorsam bu demek ki buna devam etmem gerekiyor. Ve genelde de bu durumdaki çocuklar kimseye anlatamıyor. Çünkü korkutuluyorlar işte. Anlatırsan babam bizi bırakıp gider. Anlatırsan sokağa düşeriz ve babam işte sokağa düştüğümüzde arkamızda kimse olmayacak. Biz mağdur olacağız. Bu gibi işte korkutmalarla çocuk kimseye anlatamıyor. Enses kurbanlarının söylediği, hepsinin ortak söylediği şey ise keşke ben anlatmadan ailedeki diğer birey anlasaydı. Mesela babası tarafından taciz gören çocuk, keşke annem ben sormadan bunu anlayabilseydi, bana sorsaydı neyin var diye. Ve ben de burada bilmiyorum hocam, aklıma da bir soru takıldı. Yani babası tarafından tacize uğrayan bir kızın evdeki o davranış değişikliğini bir anne gerçekten anlayamaz mı? Anlasa da eşiyle arası bozulmasın diye ses çıkaramaz. Bununla ilgili bir film vardı. Bu Çağan Irmağan'dı. Filmin ismini hatırlayan var mı? İzmir'de yaşlı bir babası vardı. Eve çağırıyor. Eşi, oğlunun ilk başta ilgisiz ve saygısız bir eşi var. İlk başta kızıyoruz eşine niye böyle diye ama sonra anlıyoruz eşinin niye böyle davrandığını. Film at, babam ve oğlum değil. Bizi hatırlaydı sanırım hocam. Bizi hatırla, evet. Evet. Bizi hatırla. Yani o filmi izlemenizi tavsiye ederim. Yani orada adamın oğlunun eşinin ilk başta çok cazgır olduğu ama daha sonra cazgır olmasının sebebini görüyoruz. Ve Amerika'da enses ilişkileri arkadaşlar %10 civarında. Kitabımızda böyle bir bilgi veriyor. Hatta daha fazla diyor. Şimdi niye bunu konuşuyoruz? Arkadaşlar birçoğunuz öğretmensiniz. Birçoğunuz da öğretmen olacak. Bu tür çocukları tanısanız da bilseniz de size bu tür bilgiler çocuk tarafından verilse de sakın siz müdahil olmayın. İdareye bildirin veya idare rama bildirsin ama siz kesinlikle olayın bir parçası olmayın. Ama ne yazık ki bu tür ilişkiler dünya çapında yaygınlaşıyor. Size geçen sene LGBT'yi anlatmıştım. Algı yönetimini anlatmıştım. Anlatırken belki bazı veriler size çok uçuk gelmiştir ama çok yakın bir zamanda bu verilerin çok normal olduğunu, Türkiye için de normal olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Yani bize hatırla filmini izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Evet, devam edelim Betül. Hocam diğer taraftan anlatamama nedenlerinden birisinin korku olduğunu söyledik. Bunu kendisine uygulayan kişi tarafından korkutulmaları. İkincisi ise yetişkin olduklarında neden anlatmıyorlar sorusu aklımıza gelebilir. Burada da artık yetişkin olmuş ve bu durumdan kurtulmuştur ve ailenin dağılma sorumluluğunu üstlenmek istemiyordur. Susma nedenlerinden birisi de bu. Çünkü o evden ayrıldıktan sonra babası tarafından tacize uğrayan bir kız oradan ayrıldıktan sonra babası hala annesiyle iyi bir evlilik sürdürmektedir. Ve burada kitapta şunu da belirtiyor. Ensest ilişkiye giren anne baba ya da işte abi her kimse aslında cinsel anlamda bir yetersizlik hissettiği için değil, aksine cinsel hayatları kendi evli oldukları kişiyle gayet iyi gitmesine rağmen böyle bir eğilimde bulunuyorlar. O yüzden evlilikleri devam ediyor aslında ve çocuk da zaten devam eden, bir şeyin de değişmeyeceğini anladığı için devam eden evliliğin bitmesine neden olmak ve bunun sorumluluğunu almak istemiyor. Aynı zamanda konuşmama nedenlerinden bir tanesi de babaları ya da abileri tarafından cinsel tacize uğrayan kızlar artık annelerini diğer kadın olarak görmeye başlıyor. Bir yerden sonra ve bu diğer kadın düşüncesine kapıldıktan sonra annelerine konuyu anlatsalar bile anlamayacaklarını, onları bir kadın olarak gördükleri, ikinci bir kadın olarak gördükleri için artık o aradaki bir
rekabetin de başladığı hissini söyleyen yine mağdurlar var, kurbanlar var. Bu yüzden de annelerine anlatmıyorlar. Bu tip babalar da kızlarıyla yaşadıkları bu durumdan sonra kızlarının başka erkeklerle görüşmelerini de kaldıramıyor ve bu görüşmede herhangi bir ilişki içerisine girerse kız sürekli kız ahlaksız olmakla, çok yanlış bir şey yapmakla suçluyor ve kız da bütün sorumluluğu alarak başkalarıyla ilişkiye girmiyor ya da giriyorsa bile, evleniyorsa bile bu evliliği sürdüremiyor. Çünkü eşiyle olan cinsel hayatında kendisini hep suçlu hissediyor. Babasını aldatıyormuş gibi ya da işte abisine ihanet ediyormuş gibi. Bu dayı, amca vesaire, dede, yani üvey baba uzayabilir. Ben hani genelde baba abi olarak gidiyorum. Kendisini onlara karşı suçlu hissettiği için evlilikleri devam etmiyor ya da hiç böyle bir şeye kalkışamıyorlar. Sürekli ahlaksız muamelesi gördükleri için de her yaptıklarında kendilerini suçlu hissediyor. En çok üzen taraf ise biraz önce söylediğim gibi bu durumu bilen annelerin susması. Çünkü burada birkaç tane vaka özellikle okuduğumda inanamadım. Aynı zamanda bu vaka şu an Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde de buna benzer bir vaka işleniyor. Orada da yine örnek olarak bakılabilir. Bunu bildiği halde susan annenin olduğuna inanmak istemedim ben açıkçası okurken. Ama bu durumu yanında yapmasına izin veren annelerin dahi olduğunu gördüm kitapta maalesef. Çünkü babaları işte kendilerinin babalarına yetmediğini, yani kıza da bu durumu böyle açıklıyor. Babalarına kendilerinin yetmediğini ve eğer kız babasına bunu yapmasına izin vermezse hem kızı hem annesini sokağa atacağını ve o zaman ne yap? Yani sokakta kalırsak bunların daha kötüsü başımıza gelecek ve o yüzden sen bizim ailemizin mutluluğunu ve devamını sağlamak zorundasın, sorumluluğunu. Çocuğa yükledikleri için kız zaten anneye de güvenemiyorsa kime güvenecek? Ona anlattığı halde anne buna izin veriyorsa başkasına anlatma ihtiyacı bile duymayacaktır. Çünkü doğru olanın bu olduğuna inandırılıyor anne ve baba tarafından. Bu da yine büyük bir üzüntü duyduğum vakalardan biriydi. Aynı zamanda ensest kurbanlarında şöyle bir hayal girdabı da oluyor. Hep şunu düşünüyorlar: bir gün olacak ve annem babam beni sevecek ve bende açtıkları yaraları düzeltecekler. Hep bunun hayaliyle susuyorlar, buna inanıyorlar ve bunu bekliyorlar. Bu da ne oluyor? Onlar da duygusal bir bataklığa dönüşüyor. Sürekli bunun hayaliyle yaşamak, bu duygudan çıkamıyorlar ve başka ilişkiler kurmaya, insanların arasına karışmaya, sosyalleşmeye hepsine engel oluyor bu duygusal bataklık. Aynı zamanda kadınlarda aşırı kilolu olma isteği de ensest, geçmişlerinde ensest bir ilişki yaşadıklarına işaret etmiş. Bu da benim garibime gitmişti. Çünkü kilolu olurlarsa karşı taraf kendisini tacizde bulunacağı zaman ona bir gücüyle müdahale edebileceğini düşünüyormuş. Diğeri de kilolu oldukları için erkekler artık beni beğenmez ve böyle bir istekte bulunmazlar. Böylece ben de bu iğrenç olayın içerisine bir daha girmemiş olurum diye kendi bakımlarını işte aksatıp kilo almaya gayret ettiklerini gördüm. Aynı zamanda ensest kurbanların da alkol ve uyuşturucuya daha fazla meyilli olduklarını da yine kitabımızda belirtiyor. Onun dışında üçüncü bölüm var. Anne babalar neden böyle davranır bölümü. Fark etmek, çocukluğumuzda yaşadığımız olaylar, Güneydoğu diye bir şey okudum ama. Evet, şimdi ben okuyayım istersen Betül. Tamam hocam. Güneydoğu'da, Güneydoğu'nun bence, demeyeyim hadi ben kendi fikrimi söylemeyeyim. Belki başka kutsal şehirlerde vardır ama en kutsal şehirlerinden bir tanesinde bir hoca hanım var. Ve aynı zamanda Güneydoğulu bu hoca hanım. Diyor ki, hocam maalesef ben de biliyorum, benim de başıma geldiği için okul müdürüyken bu durumu ben de biliyorum yakinen. Hocam maalesef Güneydoğu bölgesinde de ensest örnekleri çok fazla. Ailelerin kalabalık oluşu ve mahremiyete dikkat edilememesinden kaynaklı olarak çalıştığım okulda da bu durumdan mağdur olan bir öğrencim olmuştu. Dediğiniz gibi idareye bildirip olaya daha fazla müdahale olmak istememiştim diye. Yani burada öğretmenler var,
Ben yine bir burada şu an öğretmen olan bir hoca hanımdan da yine böyle benzer bir şey duymuştum. Yani var bunlar arkadaşlar. Kesinlikle öyle diyor. Doğu ve Güneydoğu'da Nazlı, küçük Nazlı mı büyük küçük Nazlı'dır bu. O da herhalde Doğu'da görev yapıyor. Ağrı ya da Kars'ta, o da aynı şeyi söylüyor. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam burada bir şey daha demek istiyorum. Tabii ki. Hocam ben Urfa'da... Bilirsiniz arkadaşlarınıza, buyurun. Evet. Hocam ben Urfa'da 3 yıl görev yapmıştım. Orada Eyüp'e görev yapan bir öğretmen arkadaşım vardı, PDR'ci. Aynı ev arkadaşıydı. Şimdi bunlar kayıtlı. Onun da... Kayıtlı, okul ismi verme, kişi ismi verme. Yok hocam, hayır. Sadece ama ilçe olarak söylersem daha çok şey oldu. Çünkü Urfa'da Eyüp ilçesinde hocam özellikle dini olarak insanların hem çok yetersizler, hem maddi olarak çok yetersizler. Onun dışında bir de kalabalık aile falan çok fazla olduğu için hocam mahremiyete dikkat edemiyorlar. Dolayısıyla hocam en çok örnek sanırım hani Eyüp'e çıkıyor. Benim arkadaşım da orada görevliydi. Kendisi hocam olaya müdahil olmuştu. Hatta böyle aileyle falan görüşmüştü. Daha sonra aile kendisini öldürmekle tehdit etmişti. Böyle mahkemelik falan olmuştu. Yani o durumları hatırladığım için kendim bu durumla karşılaşınca sizin dediğiniz gibi sadece idareye bildirmekle yetindim. Evet, yani benim tavsiyem o. Sakın karışmayın, evet. Evet hocam. Evet Betül, devam edelim. Nazlı söz hakkı almadı, evet. Teşekkür ederiz eklemeden dolayı. Genel olarak artık birinci bölümün son kısmına geldik ve burada aileyi konuşacağız. Bizim için yaşadığımız, çocukluğumuzda yaşadığımız ve hala farkına varmadığımız ve bugünkü memnun olmadığımız davranışların aslında temelini oluşturan durumlar var. Önemli olan Hilal arkadaşımızın da söylediği gibi bunu fark etmek. Evet, fark etmek çok kolay değil, zor ama burada yapacağımız şey ise durup kendimizi dinlemek. Rahatsız olduğumuz davranışların temeli nedir? Mesela ben bunu kendime yaptığım zaman 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 bir dururum çok stres ya da üzüntü duyduğumda. Yaptığım zaman şunu fark ettim. Çok sık öfkelendiğim bir dönem olmuştu ve bu her şeye bir anda öfkeleniyordum. Durup baktığımda aslında babamın böyle olduğunu ve ben bunu görerek büyüdüğüm için bana normal gibi hiç fark etmemiştim. Yani ben 28 yaşındayım ve bu zamana kadar bunu hiç sırf öfkelendiğimi fark etmemiştim. Durup kendime baktığımda babamın böyle olduğu için aslında benim de bu normal bir davranış ve öyle olması gerektiğini düşündüğüm için hemen öfkelenmeye hakkım olduğunu düşünüyordum. Bunu fark ettikten sonra işte tabii ki hemen ben bugün fark ettim, yarın da bu davranışım artık bende görünmeyecek gibi bir durumda olmuyor. Bunu düzeltmek zaman alıyor ama her öfkelendiğinizde değil ama bazen öfkelendiğinizde aklınızda evet ya ben öfkelenmeyecektim, bu öfkelenecek bir durum değil diyebilmek önemli olan. Ve bunu da yapmak için durup kendimizi dinlememiz gerekiyor. Hangi durumlardan rahatsızız ya da etrafımızdaki insanlar gerçekten sizi tanıyan insanlar neleri değiştirmenizi istiyor, bunları düşünmek gerekiyor. Düşündükten sonra aslında düğüm kendiliğinden de etrafımızın desteğiyle çözülmeye başlayabiliyor. Çünkü bize bu durumlar aleni olarak verilmiyor. Yani sen başarısızsın ifadesi genelde aleni olarak sürekli söylenen aileler de vardır ama Türk toplumunda ya onu da mı tamam ben yaparım mesela bir iş yaparken annenizin gelip tamam sen çekil ben yaparım demesi ya da babanızın ya tamam ben sana söyleyene kadar kendim hallettim demesi, sürekli bunları yapması aslında sizin zihninizde başarısız olduğunuzu ve bu durumun sizin genel haliniz olduğunuzu yerleştiriyor. Bizim işte bu fark etmeden yerleşen durumları fark etmemiz gerekiyor. Zor olan kısmı da bu. Çünkü nesilden nesile aktarılacak bir durum. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir de aile içerisinde problem yaşayan özellikle kadınlar işte eşinden şikayetçidir ama hep şunu söyler, ne yapmamı bekliyorsunuz? Yani bana kim iş verir ki bu saatten sonra? Şiddet gören bir kadını düşünelim. Neden bu şiddeti görmeye devam ettiğini sorduğunuzda ne yapayım? Hani ben işte şu ana kadar çalışmadım, bundan sonra nerede çalışayım, kim bana iş verir gibi durumlar söyleyecektir. Ben bunu bizzat kendi halamda da
yaşadım. İlk boşanmak istediğinde şu oldu. Yani şimdi boşanırsam bizde boşanmak çok böyle güzel karşılanan bir durum değildir. Türk toplumunda genelde öyledir. Ve halam ya etraf ne der diyerek 1-2 yıl idare etmeye çalıştım. Ondan sonra da boşanmak istediğinde yine kendi alanını çizemeyeceği ailesi tarafından söylen. Çünkü dedem dedi ki gel köyde bizimle yaşa. Babam dedi ki hemen alt katımıza taşın. Yani aslında bizler bu baskı ve bizden ayrı bireyler olabildiklerini kabul etmeliyiz. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz. Çocuklar bizim bir uzantımız değil, bizden başka bireyler. Ama biz çocuklarımızı kendimiz gibi yetiştiriyoruz ya da kendimizin yapmak istedikleri gibi, yani yapmak istediklerini yapacak kişiler gibi yetiştiriyoruz. İnsanlar bizim aynımız değil, başka bireylerdir ve kendi hayatlarını kurmalarına, kendi kararlarını almalarına da fırsat vermemiz gerekiyor. Onların bize emanet olduklarını aslında bilmemiz gerekiyor. Bu da ne oluyor? Çocukta bir bağımlılık hissi getiriyor. Geçen dinlediğim bir intihar vakası vardı hocam. Çocuk hayatı boyunca her karşılaştığı olayda anne ve babasından destek almış. Elde etmek istediği her şeyi maddi durumu iyi olduğu için aile çocuğa sunmuş ve aşırı bağımlı bir hale gelmiş çocuk anne babasına. Bir süre sonra hayatta amacı kalmadığında, problemleri kendiliğinden çözüldüğünde, hiç çaba sarf etmediğini düşündüğünde bir mektup bırakarak intihar ediyor. O yüzden aslında kendimize bağımlı o koruyucu gibi, onlar için iyilik yapıyoruz gibi duran pek çok hadise onların aslında duygusal olarak bir boşluğa girmelerine neden oluyor. Kendi kişiliklerini ve benliklerini oluşturamamalarına neden oluyor. Bu yüzden de bu gibi durumlar, vakalar görülebiliyor. Hatta burada kendi yaşadığım bir olayı da anlatabilirim. Kardeşimle bizim 4 kardeşiz. En küçük kardeşim erkek, diğer üçü kız. En küçük olduğu için biz sürekli onu korumacı davranmışız. Annem de, biz 3 ablası da. Ve ne yapmak istediyse hep yanında olmuşuz. İşte yardım etmişiz ya da onun yerine yapmışız. Kardeşim 20 yaşındayken beraber alışverişe gittik ve pantolon alacağız. Oradaki bize yardımcı olan beyefendiden anlattı, bir pantolon gösterdi ve kardeşime dedi ki bunu deneyiz, çok güzel olur eminim. Kardeşim baktım yüzünde bir memnuniyetsiz ifade var ama pantolonu alıp deneme kabinine gitti. İçeride denedi ve çıktı, dedi ki ben bunu almayacağım abla, beğenmedim. Tamam dedim, gittik. İşte bir beğendiği pantolon söyledi. Bedeni yok ama dedi size şu bedeni verebilirim. Kardeşim onu da gitti denedi ve dedi ki abla bu zaten bana küçük gelecekti, belliydi. Sonra ben bunu fark ettim. Eve geldiğimizde dedim ki neden kendin söylemedin? Neden her söyleneni yaptın? Beğenmediysen hiç deneme zahmetine girmemen gerekiyordu. Ve bana şunu söyledi. Benim yerime zaten hep siz seçtiniz. Hep sizler işte bir beden küçük istediysem siz gidip istediniz, ben gidip bir beden küçüğünü verir misiniz demedim ve bana hiç fırsat oluşturmadınız abla dedi. Ve ben o an anladım ki aslında biz kardeşimize iyilik yapıyoruz diye düşünürken ona çok büyük bir kötülük yapmışız. Çünkü kendisi sosyal hayatta var olmaya başladığında çok büyük sorunlar yaşıyor. Neden? Çünkü hiç kimseye hayır diyemiyor. Çekiniyor, birine hayır diyemediği için gidiyor pantolonu deniyor. Orası da bizim uyanma noktamız olmuştu kardeşlerimle. Çünkü biz onun sadece yanında olabiliriz. Onun adına işleri yaptığımızda aslında ona çok büyük kötülük yapmış oluyoruz. Bir de bazı aile, anne baba tipleri vardır ki çocuğu tamamen hapsedip dışarıya hiç göndermeyen. Aynı zamanda bu eşler de olabilir. Baba mesela annenin dışarı çıkmasına hiç izin vermiyor kıskandığı için. Anne bütün hayatını evin içerisinde geçiriyor. Buna sesini çıkarmıyor. Çocuklar da tabii ki bunu evde de şiddet olabilir ya da babanın ani öfkelenmeleri. Bu da çocukta sürekli tedirgin olma hali. Sürekli acaba annemi evdeyken babam dövüyor mu? Acaba babam şu an anneme bir şey yapacak mı? Ya da işte bardağı buradan alıp buraya neden koydun diye bile dayak yiyen çocuklar var.
Bu da çocukta sürekli bir endişe, kaygı halinin oluşmasına neden oluyor. Acaba babam ne zaman bize kızacak ya da acaba annem ne zaman sinirlenecek gibi sürekli çocuk diken üzerinde kalıyor. Burada da şiddet uygulayan babaların ne zaman ne yapacağının belli olmadığı için sürekli diken üstünde olan çocukların yine yetişkinlikte de işte para harcarsam batarım. Mesela çok zengin ama bir pantolon alırken bile düşünüyor. Çünkü babası sürekli onu öyle yetiştirmiş. Yani paranı tut. Ya da evlenecek. Babası sürekli kendi yaşadığı bir şeyden de olabilir. Kadınlar zaten hep işte erkeklerin parasını almaya çalışır. O yüzden sakın eşine maddi olarak çok imkan sunma. Yani evlendiği zaman eşinin yaptığı çok zengin olmasına rağmen en ufak alışverişi bile fakirleşecek düşüncesiyle, fakir olacağım, batacağım düşüncesiyle izin vermiyor. Bu da evliliklerin yine yürümemesine neden oluyor. Hepimiz aslında bunların farkına varabiliriz. Tek yapmamız gereken en başında söylediğim gibi kendimizi dinlemek. Hepimizin çok farklı rolleri var. Anneyiz, öğretmeniz, arkadaşız, ablayız. Bir sürü rolümüz var sosyal hayatta ama esas rolümüzü, esas betülü, esas özü dinlemek çok önemli. Rolleri çıkardığımızda geriye kalanın ne olduğunu görebilmek çok önemli. Bunun için de bu tür eserlerle bizi tanıştırarak yol gösteren hocamıza teşekkür ederek ben de bölümü bitiriyorum. Eyvallah Betül. Ümeyra, Hilal ve Betül'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani ben bu kadar anlatamazdım. Çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz hocam. Haftaya kitabın ikinci bölümünü işleyeceğiz ama kitabın ikinci bölümü çok ilginç bir başlıkla başlıyoruz. Anne babanızı affetmek zorunda değilsiniz diye. Şimdi Batı kültürü açısından bu böyle olabilir ama bizim kültür açısından arkadaşlar biz anne babanız veya her ikisi yaşlınıza ulaştığında yaşlılığa ulaştığında onlara öf bile demeyin şeklinde bir terbiyeyle, edeple, bir ilkeyle, bir emirle mücehhez Müslümanlarız diyeyim, insanlarız. Bu emrin muhatabıyız. O yüzden evet, içimizde anne babasını sevmeyen, babasını sevmeyen veya annesini sevmeyen öğrencilerimiz olacaktır. Hayatında yaşamış olduğu bütün şanssızlıkları, talihsizlikleri onlara bağlayan öğrencilerimiz olacaktır. Onlara tavsiyem anne babalarınızı affedin. Çünkü onlar da kendi anne babalarının kurbanıdırlar. Yani bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu sebeple bizim amacımız kendi anne babamızı değiştirmek değil, kendimizi değiştirmek. Bazı şeyleri fark edelim. Bu eksiklikler, bu talihsizlikler niye bende var? Bunun sebepleri nelerdir? Bunları inceleyelim, araştıralım, bunları bulalım ve yavaş yavaş kendimizi değiştirmeye, dönüştürmeye çalışalım ve anne babamıza duymuş olduğumuz öfkeyi, kindarlığı da artık bir bırakalım, onları affedelim. Çünkü az önce söyledim, onlar da bir başka anne babanın kurbanıdırlar arkadaşlar. O yüzden kitabın ikinci bölümünü haftaya bitireceğiz. Orada başka şeyler var. Orası çok daha, geç kitabın her bölümü güzel de orası da güzel. Öyle söyleyeyim. Kitabın muhakkak alın okuyun, bunu tekrar tekrar söylüyorum. Birazdan size okuma grubumuzun en küçük üyesi bir iki dakikalık, belki beş dakika bir sunum yapacak. Sakın ayrılmayın. O küçük kardeşimizi onurlandırın arkadaşlar. Burada mı Sümeyra? Sümeyra'yı görelim. Sümeyra da kitap okuyormuş. O da bize katılmak istemiş. Kendisi Çubuklu. Sümeyra buradaysa görelim onu. Buradayım. Heh, senin ben canlı yerim. Neredesin bir görelim seni. Hocam şu an çok heyecan yaptı yani neden bilmiyorum. Olsun ama... görelim bunu. Sümeyra sen halledersin ya sen. Evet Sümeyra, şu an bunlar senin ablaların. Bunlar da 30-40 yıl önce senin yaşlarındaydı. Tamam. Sümeyra öyle çok gözünde büyütme. Seni birkaç kelime, birkaç cümle dinleyelim Sümeyra. Kendini tanıt, kaça gittiğini tanıt.
Sonra kitabını tanıt. Kitabın ne anlattıysa bize söyle ve böylece en küçük üyemizi de dinlemiş olalım. Benim adım Sümeyra Reyhan Dişli. 3. sınıf öğrencisiyim. Kitabımın adı Doktor Acı. Yazarı ise Yavuz Bahadıroğlu. Yavuz Bahadıroğlu'nu yakın zamanda kaybettiğim için bu kitabı okumaya karar verdim. Kısaca Yavuz Bahadıroğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'de dünyaya geldi. Gazeteciliği ortaokul sıralarında Duvar Gazetesi ile başladı. Niyazi 1. adıyla çocuklara yönelik eserler yazdı. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Tarihi romanlar yazdı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kitaptan anladıklarım. Küçük bir köyde Adil isimli bir çocuk yaşıyordu. Bu çocuk babasını 8 yaşında bir kazada kaybediyor. Annesini de annesiyle tek başına kalıyor. Ve annesini de kaybetmekten çok korkuyor. Kısa bir süre sonra annesi de verem hastalığına yakalanıyor. Annesini tedavi ettirmek için iş arıyor ama bulamıyor. Sonra kendisini satılığa çıkarıyor. Almanya'dan gelen bir doktor Adil'in kendini satılığa çıkarmasından etkileniyor. Onu evlat ediniyor. Doktor annesini tedavi ettiriyor. Bu duruma çok sevinen Adil doktor olmaya karar veriyor. Böylelikle ihtiyacı olan fakir hastalara yardım etmek istiyor. Harika Sümeyra. Seni alkışlayayım. Zor bir şey değilmiş değil mi Sümeyra? Çok güzeldi. Evet harikaydı. Eda söyleyeceğim. Söyle. Kitaptan etkilendiğim yer Adil annesini sevdiği için ta kendisini satılığa çıkarıyor. Evet burası demek ki... Üzüldüğüm yer de yani bu özette bahsetmiyorum ama kitapta bahsediliyor. Adil'e babasını kaybettiği için yetim Adil diye bağırıyorlarmış. Demek ki bu... Benim başıma gelse yani çok üzülürdüm. Senin benim canım, evet. Sümeyra, sana okudukça fırsat veriyorum. Tamam, her okuduğun kitabı bizimle paylaşabilirsin. Dersin bitiminde biz seni dinleriz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Eğer buna devam edersen... Eyvallah. Buna devam edersen bir iki ay sonra ablalarından çok daha iyi kitap tahlil eden, yorumlayan, konuşan bir kardeşimiz olabilirsin. Tamam. Seni tebrik ediyoruz. Canı gönülden. Aferin. Zaten ablaların yazmışlar. Yazıları okuyabilirsin. Çoğu seni tebrik ediyor. Hepsi seni tebrik ediyor. Tamam Sümeyra. Annene babana çok selam söyle. Hadi buradan sana el sallıyoruz. Evet arkadaşlar. Kitabın ilk bölümüyle ilgili sorusu olan varsa alayım. Sonra programımızı kapatalım. Veyahut da kitap bittikten sonra sorularınızı. Benim bir sorum olacak hocam. Benim bir sorum olacak müsaadenizle. Buyur. Hümeyra'nın bölümü müydü? Tam hatırlamıyorum kimin bölümü de. Yoksunluktan bahsetti. Ve bu sevgi, evet, şefkat yoksunluğu duygusal bağımlılığa neden olur. Evet. Bir şey geçti de orada. Yani evet. O biraz şey gibi, nasıl diyeyim, zıt şeyler birbirini tetikliyor gibi. Orayı biraz eğer izah edebilirsen ya da hocam mı izah eder bilmiyorum da tam oturmadı orası. Veya niye öyle tabii oluyor? Tabii ki izah edeyim. Çocuk, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İlgisiz ve sorunlu bir ebeveyn var. İlgisiz bir ebeveyn var. Yani babamız ilgisiz burada. Çocuk bu duygusal bağımlılığını başka kişilerle daha yoğun iletişime geçerek sağlamaya çalışıyor. Yani babasına yönelik olan ilgisizliği başkalarıyla telafi etmeye çalışıyor burada. Şöyle söyleyebiliriz. Babası savunmaya muhtaç, adeta bir bebek gibi ilgilenilmeye muhtaç. Babasına yönelik kurduğu ilişki nasıl bir ilişki? Bir bebeğe bakar gibi bir ilişki. Diğer erkeklerle kurduğu ilişki de tam olarak böyle bir ilişki.
aslında babasından bir duygusal yakınlık görmüyor. Hep babasına veren taraf bu kişi. Yani biz hep veren tarafız çocuk olarak. Ama başka erkeklerle kurduğumuz ilişkide de hep veren taraf olduğumuzu zannediyoruz. Daha doğrusu veren taraf olmamız gerektiğini zannediyoruz. Karşı taraftan alma nasıl bir histir? Yani sevgi almak, şefkat duygusu görmek nasıl bir histir bilmediğimiz için duygusal yoksunluk çekiyoruz. Fazla fedakarlık yaptığımız zaman da bu fedakarlığın aslında bizim haklı olduğumuzu, karşı tarafın haksız olduğunu düşünüyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani her seferinde harika çöküş aydın yaşıyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi bu sene çok ağır kitaplar okuyacağız. Mesela buna biz aktarım diyoruz arkadaşlar. Aktarım. Aktarım psikanalitik bir kavramdır. Geçmiş şimdi olduğunda adlı kitapta bunun hakkında daha çok konuşacağız. Geçmiş şimdi olduğunda. Yani yine kaybolan bağlar var. Bunları size söyledim. Yine bu kitap da ağır bir kitap. Ama hep beraber tahlil edeceğiz. Bundan sonra kitaplarımız daha iyi. Daha anlayabileceğimiz, rahat anlayacağımız kitaplar. Özellikle geçmiş şimdi olduğunda adlı kitapta geçmişi niye şimdi yaşıyoruz? Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız arkadaşlar. Tamam canım? Hocam bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hilal sunum yaparken bir budamadan bahsetti. O senin örneğin miydi Hilal, yoksa bir yerden alıntı mıydı? Benim örneğimdi. İnanılmaz güzeldi. Muhteşemdi yani. Tebrik ediyorum. Teşekkür hocam ederim. Harika öğrencileriniz var ya gerçekten. Yani ben, yani onlar kendileri harika. Bizden bir alakası yok. Biz trafik ışığıyız. Sarı, kırmızı, yaşıl, yeşil yakıyoruz. Onlar kendilerini yönlendiriyorlar. Bizim etkimiz onlar üzerinde %10, %15. %20 hadi bilemedim. Onlar yani her değişimin bir mevsimi olma meselesi inanılmaz bir şey yani. Çünkü değişim dediğimiz şey öyle her zaman olacak bir şey değil. Hani onu ben bir türlü kafamda oturtamıyordum. Hani düşünüp de izah edemediğim bir şeydi. O yüzden çok ilgimi çekti orası. Evet. Hocam burada kitapta da bu noktada şöyle diyordu. Yaşadığımız mesela bu destek almaya karar vermek, yaşadığımız şeylerin aslında o bilincin güçlü olduğu anda anlatmak isteyerek destek almaya çalışmak. Hilal arkadaşımızın örneğini evet. de destekliyor bu. Çünkü insan hazır olmadığında hem bilinç hem de duygusal olarak o güç durumunu kendinde hissetmediğinde zaten bunları ortaya çıkarmıyor. Hatta bir vakada şey diyordu, ben bunu anlatırken bir anda bir hatırasını işte babası tarafından tacize uğruyor. Bir anda bunu anlatırken bir kere annesi tarafından da tacize uğradığını hatırlıyor. Ve diyor ki ben 47 yaşındaydı sanırım, 47 yaşıma kadar bunu hiç hatırlamamıştım. Bilinci artık anlattıkça, güçlendikçe ve bunları ortaya çıkarmaya hazır hale geldikçe yaşadıklarımız da aslında o zamanı geldiğinde ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Arkadaşlar, toksik anne baba, yani toksik ebeveyn veya toksik aile, zehirli aile demek kısaca. Yani Türkçesi bu. Şu demek arkadaşlar, birbirini sevmeyen eşler demek. Tamam, başka bir şey değil. Eşler birbirini sevmediğinde, yani anne baba birbirini sevmediğinde, efendime söyleyeyim, toplum baskısı, dini baskılarla, efendime söyleyeyim, bir arada durmak zorunda kaldıklarında yaşamış oldukları problemlerin çocuğa yansımaz. Başka bir şey değil zehirli aile dediğimiz şey. Haftaya kitabın ikinci bölümünü değerlendireceğiz. Onu ben taksim edeceğim birazdan, Hümeyre'ye söylerim. Ama ondan sonraki hafta tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kızını okuyacağız. Artık bundan sonra hemen hemen her hafta dersimiz var. Okumalarımızı aksatmayalım. Aksatırsak bile kitapları alalım. Yavaş yavaş okumaya çalışalım. Başka bir sorusu olan yoksa, bu akşam uzun oldu ve Sümeyra'yı her akşam dinleyelim değil mi? Yani her hafta. Gelsin bize anlatsın evet. kitabını. Evet hocam. Çok güzel. Evet. Dinleyelim. Bence de. Evet, çubuğun ileride yetiştirmiş olduğu inşallah en büyük yazarlardan olur Sümeyra. Çubuk turşusuyla meşhur, yazarıyla da meşhur olsun.
Evet, varsa var mı başka bir sorusu olan? Varsa da haftaya saklasın. Kitap bittiğinde bunları konuşalım arkadaşlar. Evet. Selametle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.